Evet, 14 Ocak 2021 günlerden Perşembe 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırma gayesinde olacağız. İstanbul'da 95.0'dan dünyanın her yerinde ve tabii ki Türkiye'de internet üzerinden açıkradyo.com.tr ile dinleyebiliyorsunuz bu yayını. Aynı zamanda bir de bu Yeşil Bülten'in bir YouTube hesabı var. Oraya da konuğumuzla sohbetimizi kaydedip, Zoom üzerinden yaptığımız bu sohbeti kaydedip yüklüyoruz. Bir iki örneği oldu, üçüncü de olacaktır diye düşünüyorum. Orada yayını, yani YouTube'da izleyenler için de yanımda uzun süre susan biri göstermemek için hızla hemen konuğumu tanıtıyorum sizlere. Merhaba, Murat Büyük Yılmaz konuğumuz bugün. Yani benim için şöyle bir yayın. Bu 2021'in ilk yayını, bir taşındım İzmir'deki evimden ilk yayınım. Bir de üstüne üstlük çocukluk sandalyemin üzerinde oturuyorum. Yani taşındığımdan kastım bir miktar eşya, yani eşyalarımı da İzmir'e getirdim. O vesileyle de özel bir yayın. Uzundur tanıştığımız biri Murat da. Hoş geldin demek istiyorum Yeşil Bülten'e, kendisine. Merhaba, hoş bulduk. Yani ben Yeşil Bülten'i uzundur yapıyorum. Murat'la belki, değil mi, Yeşil Bülten'i yapmazdan evvel bile tanışıyoruzdur. Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı bölümünde ikimiz de öğrenciydik. Öyle birlikte öğrenciliğimiz de oldu. Okul arkadaşım aynı zamanda Murat. Evet, aynen öyle. Ama bir vesileyle İki. aramızda bugün. Bir haberci aynı zamanda ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası'nın 2020 basın ödülüne de layık görüldü. Ben de kendisini hem tebrik etmek hem birazcık tarım haberciliği, 2020'de tarım, bunları konuşmak üzere kendisini davet ettim. Nazik davetimi kırmadı sağ olsun. İkimiz de İzmir'deyiz, farklı mekanlarda ve sizlerle bu sohbet edeceğiz efendim. Buyurunuz Murat Bey. Öncelikle bu haber, hangi haberinizle acaba bu ödüle layık görüldüğünüz, onu bir paylaşır mısınız dinleyenlerimizle, bir de sizi de duysunlar. Evet, herkese merhaba. Ben pandeminin başlangıcından beri farklı yayın organlarında tarım, gıda ve ekoloji üzerine haberler yapıyorum. Dosya haberler yapıyordum. Ama genellikle Independent Türkçe'de yayınlanıyordu. Aslında pandemiyle birlikte zorlaşan koşullarda hem gıdaya erişim çok daha önemli hale geldi hem de çok zorlaştı. İşin diğer yanında da tarım faaliyetini yürütmek de çok zorlaştı. Çay hasatından başlayarak birçok sorun görülmüştü ülkemizde. Ben de bunları takip ederek bunları dosyalaştırdım. Üreticilerle, uzmanlarla ve meslek örgütleriyle görüşerek bunları topluma sunmaya çalıştım. Bütün bu haberlerin bir karşılığı da bu ödül oldu aslında. Ziraat Mühendisleri Odası basın ödülüne layık gördü. Ben de mutlu oldum tabii ki. Çok uzun zamandır gerçekten uğraştığın, hem akademik ilginin üzerinde olduğu hem de aslında haberci ilgisinin üzerinde olduğu o alanında iyi bilen biri Murat. Independent Türkçe'de bol bol dosyaları var, görüyorsunuzdur. Sosyal medyada ya da sitesinde haberin bulabilirsiniz. Bu vesileyle aslında bence 2020'de tarımın nabzını da tutma şansın oldu diye düşünüyorum. Sorunlarla geçti 2020. Tarım açısından durum neydi? Belki onu dinleyelim Murat senden. Evet, aslında hayatın tüm alanında olduğu gibi tarımda da, tarım gıda alanında da geçmişten süre gelen sorunlar pandemiyle birlikte ağırlaştı. Daha görünür hale geldi ve daha acilen çözülmesi gereken bir sınıra ulaştı diyebilirim. Mesela ilk şey benim için kritiktir. Hem Trabzon'un oluşum üzerinden de ilgim vardı zaten. Çay hasadının nasıl yapılacağına dair aylarca süren bir belirsizlik vardı. Çünkü insanlar kentlerde yaşıyorlardı ve Rize, Trabzon yani Doğu Karadeniz bölgesine çay hasadına gidemiyorlardı.
karantina süreçlerinden dolayı. Ama tarihi geldiğinde aslında yapılması gerekiyordu ve pandemi dönemindeki yönetememe sorunu, bir yönetim krizinin tarımdaki yansımasını görmüştük. Ve buna eğilmiştim mesela. Tabii bütün bu pandemide, yani çay olsun, patates olsun, fındık olsun, ayçiçeği, buğday, her türlü tarımsal üründe yaşanan sorunlar pandemiyle birlikte ağırlaştı. Ve biz de bunların aslında köklü sorunların nasıl çözülebileceğine ve pandemi sürecindeki acil sorunlara nasıl çözüm üretilmesine dair uzmanlarla görüşmüş olduk. Şunu söyleyebilirim, pandemi öncesi sorunlar çok daha ağırlaştı. Ve Türkiye'deki hem tarımın sorunları, gıdanın sorunları, hem de bu sorunlara karşı çözüm üretememe hali çok daha büyük bir gündem haline geldi. Bunları birlikte düşünmek gerektiğini. Nasıl? Ne bu sorunlar? Yani daha da ağırlaşan sorunlar. Çünkü tarım sanki böyle başlı başına bir sorun alanı. Neresine dokunsak sorun. Yani şöyle diyelim, tarım nedir? Bizim yediğimiz gıdanın üretimi aslında. Tohumundan başla, tabağa gelene kadar sorun. Her yeri sorun yani bu işin. Üretimi aslında burada bahsedilen, dağıtımı, lojistiği, her tarafıyla sorunlar vardı. Bunların en ağırlaşanları ne oldu sence? Mesela ürün fiyatları yükseldi bir ara. Pazar mı kaybettiler? Ya da üreticiler ürününü mü satamadı bu yıl daha fazla? Ya da daha tepecilerin eline daha mı çok gitti ürün? Nasıl bir tarafı vardı belki de? En ağır sorunu neydi 2020'nin? Aslında 2020'nin en ağır sorunu gıda üretiminin sorunlarının, yani mesela şuradan başlayabiliriz bir kere. Daha üretime başlamadan evvel özellikle küçük üreticilerin, küçük üretici çiftçilerin kaynak sorunu ve kazanamama sorunu vardı. Ve tohumdan gübreye, ilaca, hasatın yapılması için gereken makine teçhizat sorunu, ondan sonra girdi maliyetlerinin yüksekliği diyebiliriz. Mesela üreticiler açısından en büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Bunun pazara ulaşması konusunda elbette zorluklar yaşandığında, yani şöyle bakmak belki daha doğru olur. Tarım kapitalistleştikçe ve kapitalizmin yasalarına çok daha fazla tabi oldukça pek çok alanında sorunlar ağırlaşmaya başladı. Ve artık sürdürülemez hale geldi. Evet, gıda fiyatları artıyor. Gıda fiyatları dünyada da artıyor. Ama Türkiye'de çok fazla artıyor. Gıda fiyatları, gıda güvencesi, gıda güvenliği çok daha elzem hale geldi. Ve gıda egemenliği konusunda Türkiye'de üreticilerin talepleri dışında yapısal bir çözüm yok. Dolayısıyla aslında tarımın, söylediğin gibi, pek çok alanındaki sorunlar daha da ağırlaştı. Ama bunların temel sorunu Türkiye'deki tarımsal faaliyetin daha fazla şirketlerin eline geçmesi, üretim ilişkilerinin çok daha fazla kapitalistçe yapılıyor olması pek çok sorunu arttırdı. Ama en vurucu dersen, en vurucu şey aslında Türkiye'de temel tarımsal üretimi sırtlayan küçük üreticilerin artık tarım yapamaz hale gelmesi. Bu çok büyük bir sorun. Gereken nedir dersen, belki biraz sonra açarız ama gereken bütünsel, yani ekolojiyi, toplumun gıda egemenliği ihtiyacını temel alan üreticiler ve tüketicilerle birlikte aslında inşa edilecek bir tarım stratejisine ihtiyaç var. Eğer bu olmazsa fiyatlar artmaya devam edecek. Daha güvencesiz ve güvenliksiz gıda tüketmeye mahkum olacağız. Ve bu üreticiler açısından da çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Evet, peki. Şöyle bir, yani sorunlar yumağını konuşmak kolay değil gerçekten. Yani tarım, ama ben mesela şöyle bir eğilimin tehlikeli olduğunu düşünüyorum Türkiye tarımı açısından. Büyük arazi birleştirmeleri yapılıyor. O büyük, senin aslında bahsettiğin sorunun temeli. Yani küçük üretici yok oluyor. En kritik sorunlardan biri gerçekten bu. Çünkü biz tarımı mesela Akdeniz çanağında yapan bir ülkeyiz bir taraftan. Anadolu'ya dahi bu Akdeniz'in liman olma kabiliyetini, hatta İstanbul'un liman olma kabiliyetini
sonucu olarak bir tarımsal üretim gelişmiş. Yani bir tarım ülkesiyiz aslında. Ama bu özelliğimizi kaybediyoruz. Tarım ülkesi olma özelliğimizi kaybederken ama arazilerimiz bir taraftan duruyor ve bütünleştiriliyor. Bu da şu endişeyi yaratıyor herkeste. Büyük tarım tekelleri Türkiye'yi ele geçiriyor kabaca. Yani biraz manipülatif de cümlelerle söyleyelim yani. Bu bir üreticide sorun, yani üreticide sıkıntı yarattı mı? Gözlemlediğim bir sıkıntı var mı üretici tarafında? Evet, evet. Şöyle, pandeminin özellikle ilk aylarında çay üretimi yapan üreticiler, buğday, ayçiçeği, bu alanlarda, bu ürünlerde konuştuğum üreticiler şundan demiriyordu. Yani onlara şunu soruyordum aslında. Gıda fiyatları artıyor, biz bunu alamaz hale geliyoruz. Ama bunu üreten sizsiniz, sorun neden kaynaklanıyor? Çünkü şöyle bir durum var. Biz, evet, mesela ayçiçek yağı inanılmaz arttı. Yani pandeminin başta Nisan ayında falan mesela böyle 35-40 lira civarındaydı. Şimdi 80 liralara kadar yükseldi. Şimdi bu çok ciddi bir artış. Burada şu, üreticilerin bana anlattıkları şöyle bir şey. Tamam, siz bu ürünleri alamıyorsunuz. Çok pahalı, evet. Geniş halk kesimleri bunları almakta zorlanıyor. Ama biz de bunları üretmekte zorlanıyoruz. Yani bize verilen fiyat bizim üretim maliyetlerimizi bile karşılamıyor. Peki nedir bu maliyetler? İşte bu tekelleşme, yani tarımın kapitalistleşmesi ve tarımda tekelleşme aslında burada çok net açık ortaya çıkıyor. Tohumdan başlıyor bir kere. Tohum yasası ile birlikte, bunu sen de iyi biliyorsun, yakından takip ettin. Ya tohum tekellerinden tohum alıyor insanlar. Ya da ya üreticiler. Ya da Türkiye diyor ki biz yerli tohum üretiyoruz. Aslında yerli tohum dedikleri şey yerli tohum değil. Yerli tohumu ürettikleri şeyin anaç tohumlarda ithal ve telifli. Dolayısıyla tekellerin gıda üretiminde, tarımsal üretimdeki egemenliği daha tohumda başlıyor. Tohumun ardından bir diğer kritik başlık gübre ve ilaçlar. Bunlar da tekeller tarafından üretiliyor. Mazot yurt dışından geldiği için bir şekilde petrokimya ürünü olduğu için o da bir dışa bağımlılık meselesi. Dolayısıyla dünyadaki fiyat artışından çok etkileniyor. Türkiye'nin döviz dengesinden çok etkileniyor. Yani tohum, gübre, ilaç, mazot gibi ilk adımdaki maliyetler zaten üreticiyi üretemez hale getiriyor. Ve bunların hepsinde çok uluslu tekellerin, çok uluslu şirketlerin kârı belirleyici oluyor. Yani tablo giderek ağırlaşıyor aslında. Yani bu mevcut Tarım Bakanı'nın atanmasından beri de aslında tartışılan bir husus bir yandan. Çünkü bu gıda devlerine, dondurulmuş gıda devlerine üst düzeylerde yöneticilik yapmış, sektörün dinamiklerini bilen bir insan ne kadar aslında bu devletle şirket ilişkisini düzenleyebiliyor diye hep tartışıla geldi. Ondan önceki Tarım Bakanı'nın dönemine, benim de takip ettiğim tarımcılardan hep duyduğum Mehdi Eker dönemine hep bir hasret diyelim belirtildi. Son yıllarda giderek daha da tarımda tablo ağırlaşıyor ama hani bir yandan da dediğim gibi Türkiye'de tarım ülkesi. Şimdi pandemiyle birlikte biz esnafın sorunlarını daha çok konuşmaya başladık ama şimdi çiftçi de girecek aslında eninde sonunda devreye. Yani elindeki arazisini, şusunu, busunu satan değil de belki arazisine daha sahip çıkan. Çünkü bir ilgi de arttı pandemiyle birlikte arazilere. Mesela bu riskli. İşte iki hafta önceki konuğumuz Defne Hanım'ın kendi başına verdiği çabayı görüyorum Ayvalık'la ilgili. Zeytinlikler hani koruma altındaydı. Bütün zeytinliklere ev yapmaya başladınız. Şimdi mesela çok netameli, çok tartışmalı konu bence. Çünkü bir taraftan kıymeti de anlaşılıp oralara böyle küçük tarım yapmaya dönen insanlar falan da var gibi. Böyle bir eğilim var mı sahada sanki? Yani yeni köylüler. Radyoda da güzel bir programdı bu bir dönem. Var mı böyle bir eğilim? Evet. Yani aslında başlangıcından almak iyi olabilir senin sözünün.
kent dışına kaçış eğilimi zaten her yıl, her gün güçleniyor. Pandemiyle birlikte daha toprağa yakın olmak, daha kendine yetebilir faaliyetler sürdürmek, böyle bir hayat inşa etmek konusunda ilgi elbette var. Ama bu ilgiyi iki türlü belki değerlendirebiliriz. Bir, bireylerin doğaya, toprağa geri dönme ya da ilk defa aslında gitme konusunda bir eğilimi var. Evet, köylere yerleşenler var, kasabalara yerleşenler var. Ama işin, yani bunun bir zararı olacağını düşünmüyorum. Çok sürdürülebilir olduğunu da düşünmüyorum gerçi. Çünkü yani çok uzun bir süreçte oluşmuş bir köylülük sosyolojisine kentten gelip domates biber dikerek eklemlenemezsiniz. Oradaki hayat gerçekten başka bir şekilde, başka bir ritimde sürüyor. Kentteki ritimden, kentteki hayatın ritminden kaçanların köydeki ritme uyum sağlaması çok mümkün görünmüyor bireysel denemelerle. Bunun daha toplumsal yolları bulunmalı diye düşünüyorum. Ama toprağa, doğaya, kentlerde olanlardan kaçmaya, yani kentlerden kaçmaya olanak veren yeni projeler, işte arazileri artık arsaya dönüştürmek, buralarda inşaatlar yapmak. Bu çok güçlü bir eğilim ve zaten sıkışmış olan köylü, zaten sıkışmış olan küçük üretici toprağını satarak kendini kurtarma, borçlarını ödeme güdüsüyle topraklarını satıyor. Keşke müteahhit gelse de bizim oralarda da bir şeyler yapsa deniyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü Türkiye zaten çok uzun yıllardır verimli arazilerini kaybeden bir ülke. Bu eğilimi güçlendiren bir itki bu. Peki Murat, bir aslında sorum daha var burada. Evet. Kır nüfusu o kadar düşüyor ki, yani şimdi mesela İzmir'deyiz biz. İzmir'i konuşmaya kalksak başka bir denklem var ortada. Yani İzmir kır nüfusu yüksek bir metropol. Bu açıdan çok özgün özellikler taşıyor ama genel eğilime bakacak olursak kır nüfusu düşüyor. Yani biz bu ülkede mesela 6.000 lira falan garanti maaşla çoban bulamıyoruz. Yani değil mi? Başka ülkelerden, yurt dışından getirmeye çalışıyoruz biz çobanı ki çobanlığın diyeyim, böylesi hayvancılığın çok kadim bir kültür olduğu bir coğrafyayız bir tarafta. Yani tümüyle terk etmişiz bu alanları. Yani öyle bir kentleşme arzusu, öyle bir kentleşme, öyle bir araba sevdası. Yani ne diyeyim, çok bu nasıl geri döndürülebilir bu dinamik? Benim aklım almıyor biraz. Yani uzun süredir Türkiye'nin bir aslında modernleşme, kapitalistleşme sorunsalı var. Bunu biliyoruz, bunu okuyoruz, yazıyoruz. Bence bununla alakalı bir temel sorun var. Türkiye'nin kapitalistleşmesi çok büyük sorunlar ortaya çıkardı. Kentlerin yığılması ama aşırı yığılması kentlerde insanların ve kırların boşalması kapitalizm dinamiği olarak ilerledi. Kırlar boş, evet boş. Ve çünkü orada yapmak mümkün değil. Orada hayat her geçen gün çok daha zor ve sakin, ıssız hale geliyor. Ya ben aynı zamanda mesela akademisyenlik yaptığım dönemde köyde yaşıyordum. Köyden sürekli gidip geliyordum. Ve bana diyorlardı ki sen deli misin, niye geldin buraya? Yani işte Trabzon merkezde niye ev tutmuyorsun, niye köye geliyorsun ki? Dedi. Gerçekten şaşırıyorlardı. Çünkü kırda yaşayan insanların, özellikle gençlerin tek hedefi makul bir ücret ve makul bir hayat standardıyla köyden kaçmak. Çünkü hapishane haline geliyor. Ama diğer taraftan ya bu dediğim gibi bu aslında Türkiye'nin çok çok temel bir problemi. Şunu birleştirerek belki bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi Ziraat Mühendisleri Odası bana bir ödül verdi. Tarımdaki haberlerimle alakalı. Şimdi buradan aldığımızda tarımı biz nasıl konuşuyoruz? Yani tarımı nasıl konuştuğumuzu bir yere yazalım. Tarımın problemlerini yazalım ve bu senin söylediğin kırın boşalmasını yazalım. Bunları birleştirdiğimizde hem basında, hem siyasette, hem akademide, hem de toplumda, gündelik hayatta tarımı ve kendi hayatımızı nasıl konuştuğumuz belki bize ipuçları verir. Türkiye'nin aslında bir yeniden bir kentleşme stratejisine ihtiyacı var. Burada çok merkezi yerde olması gereken şey
tarıma basan bir istihdam politikası ve hatırlarsam Ecevit'in bir şeyi vardı, Köykent projesi vardı. Ve bu tür ufukları daha da geliştirmek, kırı yeniden yaşanabilir, üretebilir ama ekolojik dengeye duyarlı bir mekan haline getirmek aslında. Bence planlanması gereken şey, tartışılması gereken şey bu. Adım adım. Çünkü evet, şunu da buyur lütfen. Çok pardon, şunu da ekleyeyim. Şimdi bu ödül meselesini söylememin sebebi şuydu. Nasıl konuşuyoruz biz tarımı, tarımın sorunlarını? Aslında daha lafa başlarken kimin niyetinden bağımsız olarak kimin nerede durduğu ve neye yol açtığı ortaya çıkıyor. Tarım sektörü diye başladığımızda mevzu kapanıyor artık. Yani biz tarımın sorunlarına, tarım sektörünün sorunları olarak baktığımızda ondan sonra söylediğimiz her şey sadece sektör bileşenlerini, yani bakanlığı, bu işin ticaretini yapanları, çok uluslu şirketleri, Türkiye'deki tarıma giren yeni şirketleri filan konuşuyor oluruz. Burada doğayla insan arasındaki ilişki yok. Burada ekolojik duyarlılık yok. Burada küçük üretici yok. Burada gıda egemenliği yok. Dolayısıyla, bu tabloya bunu işte sokabilecek olan aslında çiftçinin, köylünün masada olabilmesi. Ama çiftçide, köylüde de bir şöyle yekpare bir vücut yok ki masaya otursun. Bir de öyle bir sorun var. Örgütlülüğü sorunu var yani çiftçi bir. Evet. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları bir yana, çiftçi sen, çiftçiler sendikasının da çabaları var. Ama elbette mesele küçük üreticinin, köylünün kendi çıkarını savunacak bir raddeye dayanması sanırım. Ama burada gündeme geliyor galiba biraz da bu dönemlerde. Evet, biraz. Evet, özellikle belediyelerin, yani sen de biliyorsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Dersim Belediyesi'nin, işte şimdi daha yeni Rize Fındıklı Belediyesi'nin, Ayhan Bilgen içeri alınmadan önce, görevden edilmeden önce, siyasi olarak tutsak edilmeden önce Kars Belediyesi'nin yaptıkları ve daha pek çok belediye aslında bu alana el atıyor ve hem üreticiye hem de topluma yanıt üretmeye çalışıyor. Bence çok güzel işler yapılıyor. Yani tohumdan kooperatif organizasyonlar örgütlenmesine kadar pek çok iş yapılıyor. Burada tabii ki özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin ve işte Ovacık'ta, Dersim'de yapılanlar, Türkiye Komünist Partisi'nin çabaları çok önemli. Ama belki bunları daha koordineli bir şekilde yapmak ciddi bir toplumsal duyarlılığa sebep olabilir. Ama çok tartışmalar. Partili, partisiz olması, olmaması yayın süremizi aştık radyo. Tamam. Murat, hayırlı uğurlu olsun tekrar ödülde. İzmir'e de hoş geldin sen de. Ben de hoş geldim diyelim. Şöyle bir karşılıklı hoş geldin diyelim birbirimize. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için de. Değerli dinleyenler. Ben teşekkür ederim. 95.0 Açık Radyo'daydınız. Yeşil Bülten'i dinlediniz. Konuğum bu hafta Murat Büyük Yılmaz'dı. Radyoda bu yayını dinledikten sonra Zoom üzerinden yaptığımız programdan, radyonun canlı yayından çok kısa bir süre önce Zoom üzerinden yaptığımız bu yayını YouTube hesabımızdan da izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.